Herkes selam insanlar. Brawl Talk'un yaklaşmasına yakın. Brawl Stars gününden birazcık ayaklanmaya başladı ama uzun zamandır fotoğraf falan gelmiyordu. Bugün yeni bir fotoğraf geldi ve bizlere daha önceden yeni sezonu, yani sanırım korku güncellemesini bizlere işaret eden bu kapışma serisinin yeni bölümü geldi. Ve acaba arkadaşlar Brawl Pass sezonunun bitmesine 19 gün kala, 3 ligin bitmesine arkadaşlar 15 gün kala, Brawl Talk'un gelmesine yaklaşık olarak bir 10-11 gün kaldığını düşünüyoruz ve bu paylaşım acaba bizlere yeni sezonu, yeni temamızı mı işaret edecek ya da yeni karakterimizin üçlüsü mü işaret? Bugün sizlerle beraber bu fotoğrafı inceleyeceğiz arkadaşlar. Ve daha fazla bu şekilde Brawl Stars gündemini takip etmek istiyorsanız kanalımıza bu şekilde anlık videolar falan filan yapmaya çalışacağız. Gerçi bu video uzun olacak ama sizler de Brawl Stars gündemini takip etmek istiyorsanız kanalımıza abone olup bildirimleri açmadıysanız bildirimleri açarak bu şekilde Brawl Stars gündeminden haberdar olabilirsiniz. Brawl Talk hakkındaki videolardan ve daha fazla bu tür videolar gelmesini istiyorsanız da videoyu beğenmeyi unutmayın. 2000 dakika gelirseniz çok sevinirim. O zaman hemen hızlı bir şekilde arkadaşlar fotoğrafımıza geçelim. Evet arkadaşlar, yeni paylaşımımızı göstermeden önce zaten yeni paylaşımla yapılan aynı seri. Bu fotoğrafları bilmiyorsunuz, bu fotoğraflar arkadaşlar dikkatli bir şekilde bakıp aklınıza tutmanızı istiyorum. Zaten basit fotoğraflar ama basit gibi gözükse de bizlere yeni sezonu anlatabiliyor. Bu kapışma serisinin ilk bölümü. Gördüğünüz gibi yukarıda hashtag 1 yazıyor. Bu serinin bölümlerinin ne oluyor işte? Max'in hızına mı sahip olmak istersin yoksa El Primo'nun gücüne mi sahip olmak istersin tarzı bir fotoğraf. Daha sonra bu kapışma serisinin ikinci bölümü, Leo'nun sinsi zekasına mı sahip olmak istersin yoksa Jesse'nin aklına mı, zekasına mı, öyle tarzı bir şeydi galiba. Onun haricinde serinin üçüncü fotoğrafında bizlere zaten kötü Colette'in kuyruğunu şuradan görebiliyorsunuz arkadaşlar. Kötü Colette ve burada da korku temasına işaret eden bir güncelleme görebiliyorsunuz. Mortis'in altında Emzi görebiliyoruz arkadaşlar. Burada Dynamike'ın şapkasını falan filan görmüştük. Mortis ve Frank'i burada görmüştük arkadaşlar çok uzun bir zaman önce ve Mortis'in morgu detayları son zamanlarda artmıştı biliyorsunuz ki. Mortis'in morgu güncellemesinde işaret olabilir demiştik. O zaman yine bir korku güncellemesi gelmişti sanırım ama yine de arkadaşlar hala Mortis'in morgu güncellemesi gelmemişti. Ve baktığınız zaman bu serinin 5. fotoğrafında ise bu fotoğrafta VKBR'li ve yeni oyuna gelebilecek yeni bir kutuya işaret olabileceğini söylemiştik. Ve burada Colette ve Crow'un da acaba yeni güncellemeler alakalı bir detay olabileceğini söylemiştik. Buradaki Colette fotoğrafı geldikten sonra da Starbuck üçlüsü olan bu üçlüye de Stu karakteri gelmişti. Gerçi Starbuck üçlüsünden orası tartışılır ama buradaki Colette ve Crow detayları hala devam ediyor. Aslında detayı çıkmadı. Ve bu serinin 6. fotoğrafı bugün paylaşıldı arkadaşlar. Evet, yeni paylaşılan fotoğrafımız arkadaşlar bu şekilde. BB vs Edgar. Burada sanırım yani ne Edgar'ın neyine sahip olmak istersen bilmiyorum ama olayımız Retro Polis, yani şeyde geçiyor. BB, Bull ve Crow'un bulunmuş olduğu mekanda geçiyor arkadaşlar. Retro Polis'ten BB ve Starbuck temasından Edgar'ı burada görebiliriz. Burada Edgar sanki anime gibi çıkmış, birazcık enteresan çıkmış ama pek fazla bir detay olduğunu söyleyemez. Ama daha önceden bizlere arkadaşlar o göstermiyor Mortis'in olduğu fotoğrafta bizlere korku güncellemesinde bir işaret yapmışlardı. Şimdi ben bu zamanları çok fazla hatırlamıyorum ama sanırım arkadaşlar 3. sezondu. 3. sezonda Brawl Pass'in sonunda da kötü Colette veriyordu ve bu kötü Colette zaten bizlere bir korku güncellemenin işaretçisiydi. Zaten biz korku güncellemesine geleceğini tahmin ediyorduk çünkü Cadılar Bayramı falan girdi galiba, tam olarak hatırlamıyorum. Bu fotoğraf bizlere yeni korku güncellemesine birazcık arkadaşlar ipucu vermiş oldu. Onun haricinde bu serinin 1. fotoğrafı zaten arkadaşlar burada tam anlamıyla bir 2. sezonu işaret var. Baktığınız zaman Max biliyorsunuz ki arkadaşlar süper kahramanlar üçlüsünün 1. karakteri ve Search de 2. sezonda gelen arkadaşlar bu üçlünün 2. karakteri. Yani yeni üçlü üstümüzde, yani bu üçlü henüz doğmadı ama konumuz bu değil. Arka plana baktığınız zaman tam anlamıyla bir şehri görebiliyoruz arkadaşlar ve canavarların yazı olan 2. sezona burada bir gönderme almışız. Onun haricinde burada yani bunun bir gönderme yok sanırım burada ama burada arkadaşlar korku temasına bir gönderme almışız. Burada da neye gönderme aldığınızı bilmiyorum ama ilerleyen zamanlarda bu fotoğrafın gizemleri çıkabilir. Burada arkadaşlar Retropolis'i görüyoruz ve burada da Edgar ve BB. BB'nin üçlüsü dolu ama Edgar'ın üçlüsü dolu mu değil mi burayı tam olarak bilmiyoruz. Şimdi neden Edgar'ın üçlüsü dolu mu değil mi? Çünkü Edgar ve Colette'in paylaşımları zaten çok gizemli paylaşımlar. Starbuck üçlüsü yani hediye neydi? Şimdi bir de bu fotoğrafa baktığınız zaman arkadaşlar bu fotoğrafta bizlere Retropolis gösteriliyor. Tabii ki Retropolis güncellemesi geri gelebilir. Neden geri gelebilir? Çünkü biz arkadaşlar bundan birkaç ay önce bir kedi karakter bekliyorduk ama bu işte Kit tanıtılmadan önce, yani Kit gelecek sonra da köpek karakter falan getirdiler ya, o olaylardan önce ben Retropolis grubunda bir kedi karakter zaten bekliyordum. Ama zaten Retropolis grubu üçlü olduğu için bu üçlüyü ayırabilirler falan demiştik. Çünkü arkadaşlar mesela
Mr. P önceden şehir grubundaydı. Sonradan Giyala Mr. P aynı buz grubuna falan çektiler. O konu uzun bir konu ama yine de Retropolis güncellemesi gelir mi gelmez bilmiyorum arkadaşlar. Lakin buradaki Edgar'a dikkat çekebiliriz. Çünkü arkadaşlar Edgar ve Kuret'in bulunmuş olduğu Star Park grubu, yani hediye üçlüsü sanırım. O üçlü tam olarak dolu sayılmaz arkadaşlar. Çünkü şuraya baktığınız zaman Brawl Stars üçlülerinin yazılmış olduğu bir listeydi. Zaten biz bunların hepsini videosunu yapmıştık. Toplu olarak yine de bilmeyen arkadaşlarımız varsa, kanalımızı yeni keşfeden arkadaşlarımız, tekrar gösterelim. Burada arkadaşlar Brawl Stars karakterlerini üçlülerine göre ayırmışlardı. Shelly, Colt, Spike. Yani bunlar işte Vahşi Batı üçlüsü sanırım. Bo, Nita, Leon, Dynamo, Carl, Jackie, Bull, Bibi, Crow. Bakın Bull, Bibi, Crow zaten Retropolis üçlüsü. Brock, Sekibri, Rico arkadaşlar bunlar sanırım Arcade üçlüsü. Falan filan bakın bütün üçlüler yazıyor. Bak arkadaşlar Colette ve Edgar, Serseri ve ip söküyor. Bunların altında Colin, Ruffs ve Squeak yazıyor. Yani Starbuck üçlüsünün altında Starforce üçlüsüne geçiş yapmışlar. Neden böyle bir şey yapmışlar? Çünkü Edgar ve Colette'in bulunmuş olduğu grupta Stu yer almıyor. Stu arkadaşlar nerede yer alıyor? Squeak'in altında yer alıyor. O da yani Stu ve Belle de kendi üçlüsüne tek bulunan karakter olduğu için onun ikisini altına yazdığını düşünüyoruz. Yani Stu muhtemelen Colette ve Edgar'ın bulunmuş olduğu Starbuck üçlüsünden olmayabilir. Biz nereden çıkarmıştık Stu Starbuck üçlüsünden olabilir diye? Çünkü Stu Brawl Talk'una tanıtıldığı fotoğrafta burada Stu'nun elinde Starbuck logolu bir kalemin olduğunu görebilirsiniz. Şu anda bu karakterin Stu olduğunu nereden çıkardınız diye soracak olursanız arkadaşlar, Güç Ligi'nin geldiği Brawl Talk'u önce paylaşılan, Brawl Talk'u tanıtılan fotoğraf buydu ve bu da robot karakter Rupio'da olarak tanıtılmıştı. Elinde Starbuck kalemi olduğu için muhtemelen Starbuck, yani hediye üçlüsüne bir karakter geliyor demiştik. Daha sonra bu fotoğraf bizlerin düşüncesini değiştirdi. Stu acaba Starbuck grubundan değil miydi arkadaşlar? Bizleri bir ikilemde bıraktı. Bu fotoğrafta öyle böyle çok şaheser bir detay yok arkadaşlar. Ama buradaki Edgar acaba yeni karakterimizin Starbuck üçlüsünde olacağına mı işaret etti? Ya da buradaki Retropolis grubunun ayrılıp bir yeni karakter gelebileceğine mi işaret etti? Bilmiyoruz da yeni güncellememiz Retropolis olup karakterin teması başka bir şey olabilir. Tabii ki bunlar olabilir. Retropolis'e dönüş olabilir. Starbuck'a dönüş olacağını pek zannediyorum. Yeni geldi. Bakın arkadaşlar biz Retropolis'i daha önceden de görmüştük. Buranın Retropolis olduğunu düşünüyorum çünkü etraf, ortam falan filan ve burada Stu'yu görüyoruz. Evet, Stu az önce detaylarını söyledik ve arkadaşlar buranın Retropolis olduğunu düşünüyorum. Sanırım aynı logo falan filan, üzerine Retropolis mi yazıyor anlamadık. Burada NT yazısı acaba bizler için ne ifade ediyor hala tam olarak anlamış değiliz ve burada bir sürü robot karakter, botları falan filan görebiliyoruz. Tabii ki Retropolis'ten daha çok biz nereyi gördük? Starbuck detayları gördük arkadaşlar. Yani affedersiniz ama son zamanlarda da olsun, yani bu güncelleme şeyinde de olsun, hayvanat gibi Starbuck şey fotoğrafları paylaşıyordu. Bu fotoğrafta paylaşılmıştı. Bu fotoğrafta paylaşılmıştı. Gerçi burası eski fotoğraf. Ve bizlere Brawl Talk tarihi olsun, işte yeni karakterin baş harfi olsun, bir sürü detay içeren bu fotoğrafta yine bir Starbuck karakterlerinin bulunmuş olduğunu görebiliyorsunuz. Ve az önce Edgar'ın elinde bulunmuş olduğu kalem de yine Stu'nun elindeydi. Ama Stu nasıl oluyor? Starbuck kalemini tutuyor. Bir yandan da Starbuck grubundan değil. O birazcık bizim kafamızı karıştırdı ama her neyse. Dediğim gibi bu detaylar hem Starbuck hem Retropolis detayları gerçekten enteresan arkadaşlar. Bunların da ipi yakını çözüldü diye düşünüyorum. Ama yeni güncellemesi muhtemelen bir yaz güncellemesi olacağını düşünüyoruz arkadaşlar. Normalde bugün ben detay videosu atacaktım. Fotoğraf gelince hemen içeriği değiştirdik. Ben o detay videosundan yaz güncellemesine de bahsetmiştim. O video yerine gelir muhtemelen. O videoda izlerseniz zaten neden yaz güncellemesi olacağını yarın anlarsınız arkadaşlar. Dediğim gibi şu anlık bir yaz güncellemesi bekliyoruz. Zaten Balinita geliyor. Balinita önümüzdeki güncelleme gelecek diye açıklanmıştı. O da zaten yaz güncellemesine işaret olduğunu düşünüyoruz. Bu fotoğrafta çok fazla bir detay olmadığını tekrar hatırlatayım. Ama dediğim gibi bu kapışma serisi daha önce iki kere bizleri yine güncellemeye işaret etmişti. Acaba tekrardan işaret eder mi? İlerleyen zamanlarda göreceğiz. Brawl Talk'umuz yaklaşık olarak bir 10 gün içine gelir diye tahmin ediyoruz. Yanlış kanal videoları tıklayarak diğer videoları gitsiniz. Buradan da kanalımıza abone olabilirsiniz. Ve arkadaşlar bildirimler için yarın çok güzel bir detay videosu geliyor. Sonraki videolara kadar görüşmek üzere. Hepinizi çok seviyorum ve bay bay.